Ramazan-ı Şerif ayını hepimize, aile efradımıza, çoluk çocuğumuza, milletimize, devletimize, alem-i İslam'a hayırlar, bereketler, güzellikler, esenlikler, barış, huzur, afiyet, fetihler müyesser kılmasına vesile olsun inşallah duasıyla Ramazan-ı Şerif ayının idrakine müyesser kılındığımız gibi ihyasına da muvaffak olmayı Rabbimizden niyaz ederek sohbetimize başlayalım. Cenab-ı Hak bize rızasınca hüsnü ifade, cümlemize de güzel istifadeler nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde sahabe-i kirama Etekum Ramazan Seyyidü şuhur ve merhaben ve ehlen. Ayların efendisi Ramazan-ı Şerif ayı size geldi, hoş geldi, sefalar getirdi buyurdukları gibi biz de Ramazan-ı Şerif ayına hoş geldi, sefalar getirdi. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif ayını bizim için mübarek eylesin. Ramazan-ı Şerif ayında Rabbimizin rızasını kazanmayı, bu ayı hoşnut ve memnun ederek geride bırakmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin, ikram eylesin diyelim. Ramazan-ı Şerif ayı çok bereketli, kıymetli, faziletli. Üzerinde ne kadar konuşulsa yine sözlerin kifayet etmeyeceği Ramazan-ı Şerif'in manasını, güzelliğini, faziletini anlatmaktan kelimelerin kifayetsiz kaldığını Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisi şerifiyle anlamaya çalışalım. Buyurdular ki: "Lev ya'lemun ibad ma fi Ramazan." Şayet kullar Ramazan-ı Şerif ayını bir anlasalar, nasıl bir aydayız? Ramazan-ı Şerif ayının ne kadar mübarek bir ay olduğunu eğer kullar bilseler diyor. "Letemennet ümmeti." Ümmetim arzu ederler, isterlerdi. Ramazanu es-senete kullaha. Senenin tamamı keşke Ramazan olsaydı diye isterlerdi diyor Efendimiz. Yani Ramazan'ın eğer kıymetini bir anlayabilseydik, sadece bir ayda değil, senenin tamamında Ramazan-ı Şerif ayının olmasını isterdik, arzu eder, temenni ederdik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeleriyle. Yine buyurdular ki: "Lev ennallâhe teâlâ ve tebâreke." Eğer ki Allah Azze ve Celle enine lissemâvâti vel ard, yerlere ve göklere izin verseydi en yetekellema, konuşmaları hususunda yerlere ve göklere Cenab-ı Hak hadi konuşun deseydi ne söylerlerdi? Yerler ve gökler derlerdi ki: "Lebeşşerete saimi Ramazane bil cennet." Ramazan-ı Şerif ayında Allah'ı razı eden, hoşnut eden, orucuyla, teravihiyle, mukabelesiyle Ramazan'ı dolu dolu geçiren, karşılığında size cennet müjdelensin derlerdi diyor. Yerler ve gökler dile gelseydi ne derlermiş? Ramazan ayını ihya edeni cennetle müjdelerlerdi diyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ramazan-ı Şerif ayı öyle bir ay, öyle mübarek, öyle bereketli, öyle faziletli, kıymetli bir ay ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkarken sahabe diyor ki daha evvelce yapmadığı bir şeyi Efendimiz Aleyhisselam'dan müşahede edince taaccüp etti. Şaşırdık, hayret ettik. Allah Resulü Aleyhisselam
hutbe okumak üzere minbere çıkarken birinci basamağa çıktı, amin dedi. Sonra durdu, ikinci basamağa çıktı, yine amin dedi. Durdu, üçüncü basamağa çıktı, yine amin dedi. Evvelce böyle bir şey görmemiştik. Efendimiz hutbeden sonra kendisine sual edildi. Ya Resulallah, anamız babamız sana feda olsun. Niye böyle yaptınız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, birinci basamağa çıktığımda Cibril Emin geldi. Dedi ki, ya Resulallah, her kim senin ismin bir mecliste anılır, zikredilir de, senin ismini duyup da sana salavat-ı şerife getirmezse, Allah ona merhamet etmesin. Allah'ın rahmetinden uzak olsun dedi, ben de amin dedim diyor. Cebrail'in duasına amin diyen Efendimiz. Birinci duası neymiş? Efendimizin ismini duyup da ona salavat-ı şerife okumayanlar. Hani peygambere salavat okumayı yağcılık olarak gören taife var ya, peygambere salavat okumak, Allah ismi zikredildiğinde Celle Celaluhu demeyi yağcılık olarak görenler. Ama bir beşer makam mevki sahibinin karşısında el pençe divan durup kendisine sayın, muhterem, kıymetli diye iltifatlar yağdıran güruhtan bahsediyorum. Beşere iltifat eden ama Allah isminin yanına Celle Celaluhu'yu ilave etmeyi yağcılık gören, Efendimizin ismini duyup da salavat-ı şerife okumayı yağcılık görenler. Bak Cebrail aleyhisselam ne diyor? Senin ismini duyup da sana salavat okumayanlara Allah merhamet etmesin diyor. Efendimiz aleyhisselam başka bu konuyla alakalı yine buyurmuşlardı. Ümmetimin en cimrisi ismimi duyduğu halde bana salavat okumayanlardır buyurdu. Ümmetin en cimrisi kimmiş? Efendimizin ismini duyduğu halde sallallahu aleyhi ve sellem demeyin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Salavat okumayanlar bu ümmetin cimrileri. Başka bir rivayetinde de üzerine çok salavat okuyanlara kıyamet günü şefaat edeceğine söz veren Efendimizin inşallah kendisine çok salat ve selam gönderen ümmetleri oluruz duasıyla devam edelim. İkinci basamağa çıktım. Cibril Emin yine geldi. Yine bir dua etti. Onun duasına amin dedim. Neydi duası? Kim ki anne babası ikisi ya da biri yanında ihtiyarlar da anne baba duası alamadan anne babası vefat ederse Allah ona da rahmet etmesin. Ben de amin dedim diyor Efendimiz. Cebrail'in artık duası mıdır, bedduası mıdır? Takdir sizindir. Anne babasının duasını alamayan evlat, Allah ona da merhamet etmesin diyor. Konuyla alakalı girmeyelim, çıkamayız. Ve üç, Cibril Emin yine geldi ve buyurdu ki, ümmetinden kim Ramazan-ı Şerif gibi bir aya kavuşur da, Ramazan ayını idrak eder de, Ramazan ayında Allah'ın rızasını kazanamaz. Ramazan ayında kendini Allah'a affettiremez. Ramazan ayında cenneti hak edemez ise Allah ona da merhamet etmez. O da rahmetten uzak olsun dedim, ona da amin dedim görebiliriz. Yani Ramazan-ı Şerif ayında Allah'ın affına, Rabbimin mağfiretine, cennete layık olmamak akıllı insanların yapacağı şey değil. Ya bir insan ne yapabilir ki اِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ Cennetin kapıları açılır diyor Efendimiz. وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ Cehennemin kapıları da kapanır. Ve sülsileti şeyatı, şeytanlar da zincirlenir, bağlanır.
Şimdi siz bir ay düşünün, bu ayın içinde cennet kapıları ardına kadar açık. Cehennem kapıları kapanmış, şeytan zincirlenmiş ama becerip de bu ayda cennetin açık olan kapısından giremeyin. Cehennemin kapalı olan kapılarını zorlamak akılla izah edilecek bir şey değil. Hem de şeytanlar zincirlendiği halde. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif ayında cennetin kapılarını aralayan kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdular. Ümmetim için Allah iki tane karanlık takdir etti. Ama bu iki karanlığa da Mevla ümmetime iki tane nur ikram etti buyuruyor Efendimiz. Yani ümmetimi ileride bekleyen iki karanlık var ama o karanlığı aydınlığa çevirecek iki tane de nur, iki tane de kandil, ışıktan bahsetti Efendimiz. Nedir o ümmeti bekleyen karanlıklar? Biri kabir karanlığı diyor Efendimiz. Kabir karanlığı. Şöyle 2 metrelik bir toprak tahtalar üzerinize koyulduğunda, topraklar üstünüzü örttüğünde altı karanlık. Hani birilerinin ışıklar içinde yatsın demesine aldanmayın. Orada ışık mışık yok. Hani öyle diyorlar ya, ışıklar içerisinde. Onların aslında ışıktan anladıkları, hani nar bahçesi diyor ya, nar ateş demek. O ateşin ışığını onlar floresan lambası zannediyorlar herhalde. Allah muhafaza. Kabir karanlıktır. Kabir karanlığında size ışık olacak iki şey var diyor Efendimiz. Birisi Kur'an'dır, diğeri Ramazan-ı Şerif ayıdır. Mahşere kalkıldığında mahşer de karanlık. Kabirlerinden insanlar dirildiklerinde, mahşere sevk edildiklerinde güneş yok. Mahşer yeri karanlık, sırata karanlıkta çıkılacak, sırattan karşıya karanlıkta geçilecek. Ama o gün mahşerin karanlığını aydınlatacak iki şey var diyor Efendimiz, biri Kur'an, diğeri Ramazan-ı Şerif ayı. Dolayısıyla kabrim karanlık olmasın, kabirde karanlıkta kalmayayım, mahşerin karanlığından kurtulayım derdi olan Ramazan-ı Şerif ayını iyi değerlendirmek zorunda. Kur'an'la arayı iyi yapmak mecburiyetinde, aksi halde bu karanlıklara karşı başka bir çaresi çıkarı yoktur ve selam. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem yine Ramazan-ı Şerif'in faziletine, kıymetine, ehemmiyetine, önemine binaen buyurdular ki Ketebellahu aleyküm siyamehu. Allah Azze ve Celle Ramazan-ı Şerif ayının gündüzünde oruç tutmayı size farz kıldı. Ve senentü leküm kıyamı. Ben de size diyor gecesini, yani teravih namazını sünnet kıldım. Gündüzünü orucu Allah emretti, gecesinin teravihi benim sünnetim diyor Efendimiz. Men sâmehu ve kâmehu, kim gündüzünde oruç, gecesinde de teravih ile Ramazan'ı dolu dolu ihya ederse ne olur? Haracet min zünubihi, günahlarından çıkar. Keyevme veredet ummu, annesi onu dünyaya getirdiği gün gibi olur diyor. Dünyaya geldiğimizde nasıl tertemiz, günahsız idik, Ramazan-ı Şerif ayının gündüzünde oruç, akşamında da teravih ile Ramazan ayını şöyle güzel ihyaya gayret edenler, sonrasında günahlarından arınarak doğdukları gün gibi tertemiz olarak bayrama çıkarlar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadislerinde de yine buyuruyorlar ki Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben, her kim Ramazan-ı Şerif ayını Allah'a iman ederek,
karşılığını da Allah'tan bekleyerek orucuyla, mukabelesiyle, teravihiyle şöyle ihya etmeye gayret ederse غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ geçmiş bütün günahları affolur. Ahmet bin Hanbel'in rivayetinde وَمَا تَأَخَّرْ gelecekte yapacağı günahlar da affolur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Ramazan-ı Şerif ayı Allah'ın razı olacağı şekilde güzel ihya edilirse hem geçmiş günahlara hem de gelecekteki işleyeceğimiz günahlara kefaret olur, affına vesile olur inşallah. Büyükler buyuruyorlar ki Ramazan-ı Şerif ayının misali Yakup Aleyhisselam'ın çocukları arasındaki Yusuf Aleyhisselam'ın misali gibidir. Ramazan-ı Şerif 11 ayın sultanıdır. Yusuf Aleyhisselam da 11 kardeşin sultanıdır. Yakup Aleyhisselam'ın 12 tane oğlu var. Senenin de 12 tane ayı var. Yakup Aleyhisselam için Yusuf ne kadar kıymetli? Allah indinde de Ramazan ayı diğer aylara nispetle o kadar kıymetli. Yusuf Aleyhisselam'a kardeşleri neler etti malum. 11 kardeşi Yusuf Aleyhisselam'ı zindana attılar. Efendim köle olarak kuyudan çıkarılmasına, köle diye pazarlarda satılmasına vesaire vesaire. Ama sonuç itibariyle yıllar sonra 11 kardeş Yusuf Aleyhisselam'la karşılaştıklarında Yusuf Aleyhisselam ne dedi onlara? Entumut tulaka. Hepiniz serbestsiniz. Geçmişte bana yaptıklarınızdan dolayı hiçbirinize kırgın, dargın değilim. Hesabını da sormayacağım dedi. Ramazan-ı Şerif ayı da diğer 11 ayda yapılan günahlara Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine söylediği gibi senenin diğer aylarında yaptıklarınızı Allah Azze ve Celle Ramazan ayında affedecek, bağışlayacak. Yeter ki Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a verdiği değer, kıymet, efendim, sevgi, muhabbet gibi Ramazan-ı Şerif ayı bizim için muhabbetli, sevgili, kıymetli olsun. 11 tane evladı var Yakup Aleyhisselam'ın ama gözleri ama. Yanındaki evlatları Yakup Aleyhisselam'ın ama olan gözlerine çare olamadılar. Uzakta olan Yusuf Aleyhisselam'ın gönderdiği üzerindeki gömleği daha kendisi gelmeden Kur'an'ın anlattığı hakikatler, hikaye anlatmıyorum. Yusuf Aleyhisselam babasına önce gömleğini gönderiyor. Kardeşine ne diyor? Bunu götürün diyor babama. Bununla gözlerini, yüzünü silsin. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini gözlerine, yüzüne süren Yakup Aleyhisselam'ın görmeyen gözleri açılacak. Ama yanındaki evlatları ona fayda veremeyecek. Uzaktaki Yusuf'un babasına verdiği fayda gibi 11 ayın size kazandıramadıklarını Ramazan ayı size kazandıracaktır der ulema. 11 ay boyunca yaptıklarınızı bir kenara koyun. Ramazan-ı Şerif ayında yapacaklarınız 11 aydan daha kıymetlidir. Kârı daha fazladır. Onun için yani şöyle hazine dolu bir yere bizi koysalar, Merkez Bankası'nın o paraların ve altınların olduğu yere gir deseler bize, bir ay boyunca buradasın, bir ayın sonunda Merkez Bankası'ndan ne kadar götürürsen hepsi senindir deseler, bir ay Merkez Bankası'nda olmak mı, Ramazan-ı Şerif ayında olmak mı? Hangisi daha karlı? Vallahi Ramazan-ı Şerif ayı daha karlı. Bilene, anlayabilene. Çünkü İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu buyuruyor ki, Ramazan-ı Şerif ayında yapılan her bir hayırlı işin Allah katında en az 1000 misliyle karşılığı mükafatı olacak. Bire 1000 verilen başka bir ay, başka bir mevsim yok.
Yani siz bir koyacağınız karşılığında 1000 kazanacaksınız. Dünyada böyle bir banka, böyle bir kazanma imkanı var mı? Ramazana girerken 10.000 liralık sermayen var, çıkarken 1000 katı. Ne yapar? Benim matematiğim bu kadar hesabı yapamaz. Ramazan-ı Şerif ayındaki sermayeyi 1000'e katlama imkanınız var. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular, Ramazan-ı Şerif ayı girdiğinde Allah Azze ve Celle arşın meleklerini görevlerinden azleder, bir ay boyunca kendilerine yeni bir vazife verir. Arşın melekleri, arşı taşıyan melekler, Allah Azze ve Celle diyor senenin bir ayında onlara izin verir. Bu ay göreviniz arşı taşımak değil, size yeni bir görev veriyorum. Nedir? Ramazan-ı Şerif ayı boyunca kullarım içinde, ümmeti Muhammed içinde her kim ellerini kaldırır da Ya Rab diye duaya başlarsa onların duasının sonuna amin diyeceksiniz. Arşı taşıyan meleklerin Ramazan ayındaki görevi sen ellerini kaldırıp dua ettiğinde senin duanın kabulü için amin diyecekler. Duayı kabul ettiler, sonundaki aminlerdir, unutmayın. Senin yapacak olduğun duaya ben amin desem Allah bu duaya icabet eder mi? Allahu alem. Ama arşın melekleri bir duaya amin derse meleklerin aminine Allah icabet eder mi? Hiç şüpheniz olmasın. Onun için bu ayda duadan acizlenmeyin, çok dua edin. Çünkü dualarınıza arşın melekleri amin diyecek. Yetti mi? Yetmedi. Efendimiz Aleyhisselam bak, başka bir hadisinde buyurdular. Semanın bütün ehline, yani gök ehline Ramazan-ı Şerif ayı boyunca yeryüzündeki bütün debelenen canlılara, denizdeki balıklara, hücresindeki karıncalara, gökyüzünde kanatlanan kuşlara, ormandaki bütün hayvanlara varıncaya kadar Ramazan ayı boyunca bütün yer gök halkı Ramazan ayında oruç tutan müminlerin af olmaları için istiğfar ederler diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani öyle bir ayın içindeyiz ki yer ve gök ayakta, senin affın için, senin kar etmen için, senin kazanman için dua ederlerken senin bundan gafil olman, oyun eğlence içerisinde Ramazan'ı heba etmen akıl kârı değil. Ramazan öyle bir ay ki bak, yerler gökler senin için dua ediyor, sen kazanasın diye, kar edesin diye yerdeki gökteki bütün varlık sana dua ederken senin kendine dua edememen ne kadar acıdır ya. Allah bu ayı hakkıyla ihya etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Tekraren diyelim. Ramazan-ı Şerif biliyorsunuz Kur'an'ın indiği ay. Bütün bu güzellikler ve dahası. Niçin Ramazan-ı Şerif ayına münhasır? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam Hira'ya Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak çıktı. Ama inerken Allah'ın Resulü Muhammed olarak indi. Ne zaman? Ramazan ayında. Hira'da Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an ayetleri ilk defa inmeye, okunmaya başladı. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayını diğer aylardan üstün, farklı yapan etken Allah Resulüne peygamberlik bu ayda verildi. Kur'an yeryüzüne bu ayda indirilmeye başladı. Onun için Ramazan-ı Şerif ayında istifade edebilmek, mahrum olmamak için Efendimiz ve Kur'an'ı hayatımıza müdahil etmek durumundayız. Şöyle, sahabe-i kiramın hayatına Ramazan-ı Şerif ayı Kur'an'la girdi. Ne oldu sonra? Sahabe Kur'an'la Ramazan ayında tanıştı. Öncesini biliyorsunuz, cahiliye dönemi yaşıyorlardı.
Sonrasını da biliyorsunuz, asr-ı saadeti yaşadılar. Yani Ramazan sahabenin hayatına girmeden cahiliye dönemini yaşıyorlardı. Ramazan sahabenin hayatına girdikten sonra asr-ı saadeti yaşamaya başladılar. Şimdi ben sorsam desem ki kaçıncı Ramazan-ı Şerif'tir bu hayatımızda bilmem. Ama sahabenin hayatına Ramazan ilk girdiğinde onları saadet asrına döndüren Ramazan, yıllardır Ramazan ayını ihya eden bizlerde niye bir değişiklik yaptırmıyor? Ramazan-ı Şerif ayına girdik. Bugün ilk gün. Dün ile Ramazan bittiğindeki halimiz arasında fark olmayacaksa, Ramazan'a girdiğimizdeki ahlakımız, amelimiz, yaşantımız, Ramazan sonrasında hiç değişime uğramadan aynen devam edecekse, kimse kusura bakmasın, belki Ramazan gelmiş olabilir ama bizim hayatımıza gelmemiş demektir. Çünkü Ramazan sahabenin hayatına girdikten sonra ne oldu? Kur'an'la Ramazan ayında tanıştılar dedik. Ramazan bizim bildiğimiz anlamda oruç olarak sahabenin hayatına hicretin ikinci yılında girdi. Hicretin ikinci yılında Ramazan orucu, hicretin üçüncü yılında Bedir zaferi. Hicretin sekizinci yılında, yani Ramazan ayı girdikten 6 sene sonra Mekke'nin fethi. Bak onlar Ramazan'ı nasıl anlamışlar? Ramazan onlarda neyi değiştirmiş? 1 sene sonra yine Ramazan ayında oruçlu, Bedir'de zafer yazan sahabe, 6 sene sonra yine Ramazan, yine oruçlu, Mekke'yi fetheden sahabe. Biz yıllardır Ramazan ayında oruç tuttuk, mukabele, teravih, nereyi fethettik bugüne kadar? Bırak bir yerleri fethetmeyi, içinde bulunduğumuz ahval hepinizin malum hali. Dolayısıyla Ramazan bizde de böyle değişiklik ve dönüşüm yaparsa o zaman bir anlam ifade eder. Sahabe de Ramazan onları değiştirdi. Çünkü onlar Ramazan'ı tanımadan önce hayatlarına Kur'an girdi. Kur'an da bizim hayatımıza girmeden senenin tamamı bizim için Ramazan, oruç, teravih ile geçse vallahi fayda yok, billahi fayda yok. Önce hayatımıza Kur'an girecek. Bu Ramazan Kur'an evlerimize, hayatımıza, kalbimize, sokağımıza, yaşadığımız coğrafyaya, ülkeye, vatana ve bütün dünyaya Kur'an'ın indiği ve girdiği Ramazan olsun diyelim. Cenab-ı Hak hepimize razı olacağı bir Ramazan ihya etmeyi nasip eylesin diyelim. El-Fatiha.